sistemi hazır hale getirdim. Aslında ilk başta çok korkmuştum. Bayağı bir uzun sürerdi. Ama sağ olsun kasanın yapısı elverişli çıktı. Merhaba frekans yüksek sevgili dostlar, ailemize hoş geldiniz. Kucağımda 11 kiloluk bir kasa var. Abicim bu kasa dışarıdan çok şık duruyor. Ama içeride ne kadar performanslı? Frekansın albenisini yakalayacak mı onu göreceğiz. Hazır dolar da 15 lira olmuşken bugün sizlerle birlikte i5 8400 bazlı oyun odaklı bir bilgisayar toplayacağız. Uygun fiyatlı diye bir sürü sistem dolanıyor etrafta. Ya doların da etkisi ister istemez var, bayağı var hatta. Biraz bekleyin abi dönemi, zaten gündemi takip ediyorsunuzdur. Elbet yüzümüz gülecek diyorum ve başka da bir şey diyemiyorum. Kısaca bileşenlerden bahsedeyim. 650 watt'lık Bronz Rampage bir PCU'muz var. 560 Gaming Pro Carbon anakartımız var. Daha uygun fiyatlı modelleri de yönelebilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmış. 2x8 16 GB'lık XPG Z1 modelle 3200 MHz'lık belleklerimiz var. 3200'dü değil mi? 3000'miş baba. 200 MHz biz ekleriz sonradan diyeceğim de ekleyemiyoruz. Biliyorsunuz ki i5 8400 6 çekirdekli yapısıyla ve tek çekirdek performansıyla GTX 1070 1070 Ti gibi ekran kartlarıyla inanılmaz bir performans sergiliyor. Bu sebepten ötürü sizlere örnek bir sistem toplamak istiyorum. Daha çok RGB bazlı bir sistem olacak çünkü kasamız o şekilde. Acaba kasamız ne kadar şekil, oyunlarda nasıl bir performans alacağız, bu sistem bizi açar mı? Hep beraber frekans vermeye başlayalım. Kısa sürede sistemi hazır hale getirdim. Önce B360 anakartımıza işlemcimizi yerleştirdim. Sonra RAM'lerimizi yerleştirdim. Intel'in stok soğutucusu var ve herkes artık onun tasarımının değişmesi konusunda hemfikir. 21. yüzyıla geçtik ve hala aynı 10 senelik tasarım anlayışının devam etmesi hiç hoşuma gitmiyor. Ama ileride değişir umarım, bilmiyorum, ya da farklı soğutuculara yönelebilirsiniz. Çünkü şu anda sistem 65 desibelde çalışıyor. Bunun yegane sebebi soğutucu. Kasa gayet sessiz bir kasa. Fanları görebilirsiniz zaten. Tek bir kumanda vasıtasıyla hem rengini değiştirip hem de abi fan ayarını kısabiliyorum. Muhtemelen Aygo fanlar kullanmışlar, bilir misiniz bilmiyorum. Hani bu fanlarda hoşuma gitmeyen tek nokta önde marka baskısının olması. Logo şeklinde olsaydı böyle daha çekici durabilirdi. Oyun havasını yansıtır bir nitelikte. Zaten ön tarafta var. Bir de ekstradan her fanda isim yazması biraz dikkat çekmiş. Evet arkadaşlar, sistemimiz hazır. GTA 5 oynayacağız. Sağ tarafta ışıl ışıl parlamakta. Grafik ayarlarımızı gösterelim. Full HD'de, X4'te keskinliği X4 yaptık ve ayarlarımız Ultra'da. Kasada en çok sevdiğim güzellik de kumandayla her türlü ayarı yapıp moduma uygun efekti belirleme. GTA 5'ten sonra PUBG ve CSGO oynayacağız. Geldik abi. 180 FPS. Anlık droplar yiyoruz. Onu da genelde oyunla alakalı, eski bir versiyona sahipseniz, MSI X8 yaparak bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Aslında MSI X8 yapmak çok daha iyi. Fark ettiyseniz ekran kartımızın tam potansiyelini kullanıyoruz artık. Abi etrafım sarılmaya başladı. Oo, vurdum. Lan diğeri direksiyona geçti lan. Keklik gibi geliyorlar abi. Mike Tyson geldi. Başka bir kaçış noktasının olmaması ne kadar üzücü ya. Her yerdeler. Meşhur oyunumuz CSGO'ya girdik. 2K'da en üst detaylarda bakalım performansımız ne olacak.
Aşırı ciddileştim ya. Biz adamı arkadan vururuz. Wow. Yalnız hani 200-250 FPS gayet akıcı bir şekilde oyun oynuyoruz. Bir de ekran kartımız tam potansiyelini kullanmıyor. Kullansa neler olurdu? Dilim dönmedi orada. Of. Korktum lan. Oo, biri fena. Yeter. Oho. Çok güzeldi bu ya. Keleş'i çok seviyorum abi. Ben pro'yum. Kasanın şeffaf estetikliğine birazcık ters düşmüş. Rampage Spectrum kasanın RGB yapısı hoşuma gitti. Fanlar gerçekten hani ideal bir düzeyde. Bugün 4 adet fan almaya kalktığında, bir de kontrolcüyü hesaba kattığında ister istemez şey oluyor abi. Ciddi hani 150-200 liralık bir para ödemek durumunda kalabiliyorsun. Kimisinde kontrolcü var, kimisinde yok. Kontrol bakımından çok rahat. Sadece mesafesi çok kısa abi. O da muhtemelen sensör aşağı baktığı için. Eğer sensörü benim gibi aşağı bırakmak yerine daha ön taraflara yerleştirirseniz daha iyi olacaktır. Kasayla alakalı şunları söyleyebilirim. Şık bir kasa ve biraz ağır bir kasa. Ayaklar cidden çok kaliteli. Hani kaymayan, sıkıca tutunabilen bir yapıda kasa olmuş. İç haznedeki saç çok ince. Bazı kasalarda kalındır ve hani çok daha kaliteli gelir. Bunda daha inceydi. Alanı verimli kullanmışlar. İstediğin zaman SSD yuvalarını sökerek abi şey yapabiliyorsun mesela ön kısımda. Daha geniş bir alana sahip olabiliyorsun. Çok da fazla hani sağına sonuna değinmeyeceğim. Zaten göstereceğim konuşurken. Panelleri hızlı bir şekilde sökebiliyorsunuz. İçerisinden bir de çıkabilmekte kablolama açısından orta düzeydeydi. Hani çok iyi bir düzeyde değildi. Çünkü sağ tarafta abi kablolama açısından babalara yer vermemişler. Kasanın arka kısmında. Yine de ben bir yolunu bulup orada tutturdum bu işlemciye güç için giden kablolarda. Ha, o noktada da şu hoşuma gitti. 2 adet yuva vardı. PSU konusunda şunu söyleyeyim. Ben arkadan plakaları söküp yerleştireceğimizi düşünürken arka kapağı açıp sol kısımdan yerleştirdik. Yerleştirirken birazcık sağa sola çarptı ama bir şekilde oturttu. Zaten bir PSU'yu yerleştirdikten sonra bir daha oynatmıyorsun. Orada hani birazcık şey yapmışlar. Daha pratik bir çözüme yönelmişler. Az da olsa maliyetten kısınmış orada. Bununla birlikte 2 adet sürgülü hard disk yatağımız var. Bunlara nedense ek bir kauçuk koymamışlar. Titreme açısından daha temkinli yaklaşabilirlerdi. Mesela aynısını PSU'da gördüm. Koymuşlar abi kauçuk ayakları. Titremeyi önlüyor bir şekilde. Bununla birlikte hani kasada titreme ve ses çıkartma gibi bir problemle karşılaşmadım. Aldığım notları söyleyeyim. Sökülebilen PCI Express yuvaları tekrar kullanılabilir değildi. İlk başta korktum. Kapatmazsam ne olacak diye sorgularken abi paketin içerisinden bir adet daha yuva çıktı. Her türlü kombinasyonu yapabileceğiniz bir kasa olmuş. Kasada en çok hoşuma giden şey ön panelle üst kısımda 360'lık bir sıvı soğutmaya yer vermeleri oldu. Yani sen sıvı soğutmanı rahatlıkla kullanabilirsin. Tozluk var, mıknatıslı bir yapıda. Aynı anlayışı Corsair Graphics serisinde de görmüştüm. Zaten kullanıyorum şu anda. Yani onun yerine bu kasayı kullanmayı şu anda uygun buldum. Çünkü aşırı derecede şeffaf ve RGB yapıda. Başta tereddüt ediyordum. Acaba hani Rampage ne kadar kasa noktasında iddialı olabilir? Hani hoşuma gider mi, gitmez mi diye. Keskin ve belirgin hatlarına baktıkça gayet doyurucu bir şekilde geldi. Ve abi havayı ciddi anlamda içerisinde iyi bir şekilde hapsedip şu ön panelde gizlice yerleştirilmiş hava kanallarından atabilmekte. Ön taraftan havasını alıyor abi, bak burada bir sıcaklık hissedemezsin. Mesela kullandığımız bir kasa vardı, neydi? Masterbox 5 RGB. Onda ön panelde hava kanalları çok daha
sığdı ve azdı. Delikleri çok ufaktı. Bunda geniş olduğu için ön kısımda bir ısınmayla karşılaşmadı. Oo, öldürdük. Oo, çok iyi. Mutlu oldum ya birini öldürdüğüm için. Niye bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, PUBG performansı da böyle. Gitmem gereken yer bayağı bir uzak. Yetişmemin imkanı yok. Size göstermek için girmiştim. Bir kişi öldürmüş olduk. Daha fazla devam edemeyeceğim çünkü belim ağrıdı. Abi oyunda çizimler harika. Fakat anlamadığım şey, neden her oyuna başladığınızda yanınızda bir dost yok? Şu an sakatım, tekerlekli sandalyedeyim ve yaşam mücadelesi veriyorum. O da boş duvarı tarıyordu. Geçerken bir öldüreyim dedim. Bunlar şimdi kızartma olacak abi. Kasada anakart yatağı hani oldukça yerindeydi. Vidalama konusunda yer yer bazı vidaları oturturken birazcık zorlandık. Ben bu kasaya RGB LED şerit döşediğim zaman çok iyi olur. Ya ben açıkçası beğendim. Cam abi sadece leke çekebilmekte çoğu camda olduğu gibi ve aşırı derecede yansıtıyor. Yani ışığı çok yansıtıyor. Bu olay sadece hoşuma gitmedi kasada. Velhasılı PSU noktasına geleceğim. PSU noktasında 2 adet ekran kartını desteklememesi benim dikkatimi çekti. Bir de ekran kartına bağlarken 8000'den 6000'e düşürürken birazcık zorlandım. Çok sıktı. Yani aşırı derecede sıkıydı, pardon. Sık değil de sıkıydı. Ürün açtığınızda kendi halinde bir teknolojik koku vardır ya. Bunda koku biraz daha ağır ve yoğundu. O birazcık az da olsa rahatsız etti. Ama daha çok baktığım nokta performansıydı. Modüler olmasını isterdim. Lakin fiyat olarak bakıldığında 250 liraya 650 watt'lık bronz bir PSU alıyorsun. Ve sertifikasına sahanın sonuna baktım. Çok detaylı bir bilgi yok. Sonradan iyice araştırdığımda da sizlere söylerim. 12 volt kanadında 600 watt'lık bir çıkış veriyor. Aslında bir bakıma 600 watt'lık bir PSU da diyebiliriz. Fiyat olarak standart bir düzeyde. Kasamızın fiyatı da belli. Anakartımızın fiyatı da belli. Ben teker teker açıklama kısmına en uygun fiyatlı ürünleri eklemeye özen göstereceğim. Şimdi şey diyeceksiniz, abi amma konuştun da konuştun. Aynen, ben de çok konuştum çünkü temiz iş oldu yani, hızlıca halledebildim, bu benim kafamı rahatlattı. Arkadaşlar şimdi çok enteresan bir oyuna girdik. Diablo 2 ve Path of Exile karışımı. Enteresan bir oyun ve benim de çok hoşuma gidiyor. Bakalım hani bu tarz fantastik oyunlarda neler alırız, onu göstereceğim size. İlk 2K'da abi, dilim dönmedi yine. Ultra detaylarda, şuradan göstereyim yine de. Video ayarlarımız bu şekilde, her şey en üstte. Ve bakalım, hemen sesini de açalım ve yaratıklarımızı... Nasıl ama, frekansımız yüksek değil mi? Şimdi sistemin artı ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. Bayağı bir not aldım. Sistemin artıları, oyun odaklı 1080p performansı çok iyi. RGB özelliği hoş ve ışık şiddeti çok yüksek. Kasanın iç ve ön kısmı oldukça şık gözüküyor, zaten bunu fark etmişsinizdir. Sadece abi mesafesi kısa. Biraz daha uzun olmalıydı. Bronze PSU'ya sahip, sistemde verimli düşük güç tüketimi ve sessizlik hakimdi. Acaba çok ses çıkartır, kafamı ağrıtır mı diye düşünüyordum ama izolasyon bakımından yerinde bir kasa olmuş. Kısaca şöyle söyleyeyim, hava akışı bakımından tatmin etti, soğutma performansı iyiydi. Oyundan çıkıyorsun, o serinliği zaten direkt sıcaklık değerlerine bakarsınız, ne kadar hızlı düşmüş o an anlarsınız. Sistem yayın ve oyun için ideal i5-8400, cidden hani başarılı bulduğum işlemcilerden bir tanesi. Tek çekirdek performansı, yer yer R7-1700'den daha performanslı bulduğum oluyor. Çünkü şu anda R7-1700 sistem de var bende, ara ara bakıyorum.
Oyun performansı beni tatmin etti, onu söyleyeyim. Başka ne söyleyecektim abi? Programlama, editing ve encoding için oldukça yeterli. Twitch'te de bunlar hani olmazsa olmaz şeyler, destekleyici şeyler. Eksilere geçelim. Overclock edilemiyor. B360 anakart var. Ve ileride K serisi işlemci takamazsınız. Üçüncü olarak da PCIe 2 ekran kartı kaldırmıyor. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim. Gayet şık ve çekici. Eminim birçoğunuz da beğenmişsinizdir. Tüm parça seçimlerini size bırakıyorum. İstediğiniz parçayı istediğinizde değiştirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince parçalar arası özellikleri, performans tablolarını yansıtmaya çalıştım. Sessiz, sakin, serin, güzel, kafa ağrıtmayan bir sistem oldu. PCIe noktasında 24 saattir aralıksız çalıştırıyorum açıkçası, yük altında beklettim. Bir sıkıntı yaratmadı. İlk defa hani Rampage serisi PCIe kullanıyorum. Nasıl olacağı konusunda ben de merak içerisindeyim. Yer yer daha ağır denemelerim olacak. Zaten sizleri bilgilendiririm. Biliyorsunuz biz bizeyiz, aileyiz artık yani. Birbirinizden gizliniz, saklımız yok. İstediğinizi sorabilirsiniz. Hepinizi de çok seviyorum. Şimdi gidip anne ve babamla birazcık yürüyüş yapacağım. Oyun videoları da umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden gelen her şeyi de yaptım. Hepinizi de çok seviyorum. Sevgilerle, hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.